Sayın Valim, Sayın Büyükelçi, Sayın Delegasyon, Sayın Başkan, kıymetli hemşehrilerim. Siz burada olmaktan mutlu oldunuz. Biz sizi görmekten daha da çok mutlu olduk. Tarıma hevesimizden bahsettiniz. Biz de sizi sevdik. Arazimiz bol. Her şeyden önce şunu bilmek lazım. Amasya dört mevsimi dolu dolu yaşayan, hakkıyla yaşayan, Türkiye coğrafyasında dört mevsimi yaşayan belki tek yer. Amasya'nın tek özellikleri vardır. Ben Hollanda'yı biliyorum. Birkaç kez yerdim gittim. Efendim. Amasya'nın da Hollanda'ya benzer nesi var? Bir ırmağı var. Hollanda'nın suyu var ama lakin burada herkesin de bilmesini arzu ediyorum. Bazı arkadaşlar diyorlar ki biz bunu coğrafya kitaplarına baktık göremedik diyorlar. Dünyada özgür ağırlığıyla akan, şehri ikiye bölerek akan tek nehir Amasya'da var. Dünyada tek. Bir tarım ailesinden geldiğinizden bahsettiniz. Fevkalade güzel. Buradaki arkadaşlarımız burada hepsi tarım ailesinden, geniş toprağı olan büyüklerimiz var. Onlar da belki fikirlerini biraz önce, biraz sonra arz etsek de. Sayın Başkan, hep hayaliniz ya sizin. Bizim de bir hayalimiz var. Amasya'yı dünyaya entegre etmek. Bir şekilde Amasya'nın dünyaya entegre olabilmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ama turizmde, ama tarımda, ama ticarette nerede olursa olsun. Yani biz dünyayla dost olmak, efendim, dünyayla birlikte yaşamak istiyoruz. Amasya'mızı dünya şehri yapmak istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden gerekli bir mücadeleyi çalışmaya veriyoruz. Efendim işte şehrimiz inşallah UNESCO toplantısını burada yaptık. Çalıştaylarımızı burada yaptık. UNESCO'nun sayın başkanı geldiler. Efendim çalıştaylara başkanı gittiler. Bu nedir? Biz dünyaya diyoruz ki biz size talibiz. Biz sizi seviyoruz. Gelin bizi görün. Özellikle tarım noktasında, özellikle virüs döneminde, pandemi döneminde tarımın önemi ve ehemmiyeti daha da fark edildi dünya ülkelerinde. Sanayi bir şekilde durdu, teknolojinin bir faydası olmadı ama herkes bir şekilde beslenmek için tarım ürünlerine ihtiyaç duydu. Bu manada toprak tarım. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bizim varoluş sebeplerimizden en önemli kaynak tarım deyince ne yapıyoruz? Toprağı alıyoruz. Hani diyor ya Aşık Veysel. Evet, sadık yarın kara topraktır. Kazmayla kazdım diyor. Tırnaklarımla yırttım. O yine beni ayırt etmedi. Nimetlerini bol bol verdi diyor. Onun için bu manada da sizin gelişiniz bize efendim mutluluk vermiştir. Sizin zaten bir baktığım konuşma şekliniz aynı bizim buralı gibi konuşuyorsunuz. Böyle çocuğuydum, efendim seviyordum. Enişte, enişte. Var mı enişte? Enişte, vardı. Eşi çok. Yoksa şey yaparız. Hemen o konuda sıkıntı yok. Evet, o konuda da sıkıntı yok. Neticede biz Amasyalılar olarak sizlerle bu konuda birlikte olmak istiyoruz. Arazimiz geniş. Ben Sayın Valimiz burada bize düşmez ama yine bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Elimizde ne geliyorsa, siz nasıl arzu ediyorsanız efendim kanun nizam arkamızdan gelir, biz o imkanları sağlarız. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
İnşallah bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Efendim, bir de şunu söylemekten imtina etmiyorum. Amasya'yı ilk defa gördünüz. Evet, Amasya'yı görmemişsiniz, en güzelini görmemişsiniz diyoruz. Amasya'ya gelip de Amasya'ya aşık olmayan hiç kimse yok. Burada gitme şansınız da yok, kolay gelsin.